İl Başkanımız, Refah Partisi İzmir İl Başkanı İsmail Gürsoy Bey sizlere hitap edecekler. Ben mikrofonu şimdi kendilerine veriyorum. Selamun Aleyküm. Pek değerli kardeşlerim. Önce sizleri burada Refah Partisi Konak İlçe Teşkilatı'nın başlatmış olduğu Refahlı Hanımlar çalışmasını her 15 günde bir olmak üzere başlattığınız için ve buraya şu saatte belki çok mühim olan işlerinizi bırakarak bu çalışmayı tercih ettiğiniz için ve yine İzmir gibi bir yerde sayıları çok az da olsa kalplerindeki, sinelerindeki imanın büyüklüğü nedeniyle buraya gelmiş olan kardeşlerimi genç ve her yaştaki bacılarımı önce tebrik ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli bacılarım, biliyorsunuz ben sizlere ilk defa hitap ediyorum. Benden önce konuşan kardeşlerimiz Refah Partisi'nin Türkiye'deki temsil ettiği manayı anlattılar size. Her konuda aşağı yukarı bütün kardeşlerimiz konuştular. Sizler sorular sordunuz. Onlar cevapladılar. Hiç şüphesiz öğrenmek ilim ta beşikten mezara kadardır. Onun için bu toplantılarımız yaşadığımız müddetçe, Cenab-ı Hak müsaade ettiği müddetçe hep devam edecektir ve bilgilenmeye, hakkı, hakikati öğrenmeye hep beraber devam edeceğiz. Niçin hakkı ve hakikati öğrenmeye beraber devam edeceğiz? Çünkü insanlar tek başına, kendi başlarına hiçbir şey öğrenemezler. Hazreti Adem'in mürebbisi, hocası Cenab-ı Hak'tır. İlk insan olduğu için onun ismini veriyorum. Demek ki eğer insanlar kendi başlarına, tek başlarına bir şey öğrenme imkanına sahip olsalardı, peygamberlere vahiy gelmezdi. Onun için hep beraber bilgilenmeye, hakkı ve hakikati öğrenmeye devam edeceğiz. Hakkı ve hakikati öğrenmek hiç şüphesiz ki bir gayretin neticesinde elde edilir. Bu gayret de insanımıza, hem erkeğimize, hem kadınımıza irade-i cüz'iyesiyle yapmak mükellefiyetinde olduğu saha içindedir. Değerli kardeşlerim, bugün ülkemizin insanına baktığımız zaman ve Türkiye'mize baktığımız zaman hemen evimizden sokağa kadar her yeri karış karış şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman görürüz ki ülkemizin taşı toprağı bizden razı değildir. Kuşu ağacı bizden razı değildir. Yolları, havası bizden razı değildir. Peki niye razı değildir? Çünkü bu ülkenin taşında, toprağında, ağacında, kuşunda bugüne kadar hep hakkın sesi terennüm etmiştir. Daima manevi ve yüksek bir manayı devamlı bir şekilde temsil etmek için bu ülkenin
taşı toprağı, dağı taşı, denizi ırmağı ve insanı hep birlikte bülbüller gibi ötmüşler, hakikaten en güzel manayı yaşamışlardır. Ama bugün görüyoruz ki hakikaten bu ülkenin dağlarında sanki çakallar yetmiyormuş gibi sokağında kulağımızı tırmalayan, gönlümüzü karartan ve içimize kasvet getiren çok kötü seslerle karşı karşıyayız. Çok kötü şekillerle karşı karşıyayız. Ülkemizin bu toprağı ve taşı bundan dolayı şikayetçidir ve gerçek sahiplerini beklemektedir. Şimdi hiç şüphesiz ki bir lokmayı bile çiğnemeden yutmuyorsunuz. Yani bir lokmanın bile sizin vücudunuza yarar sağlayabilmesi için en azından bir gayret ve bir emek sarf etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii bir lokma için bu böyle olunca inandığımız büyük davanın yeryüzüne hakim olması, sokağın gülmesi, dağın taşın neşelenmesi, her türlü yaşadığımız yerin bize gülmesi için tabii ki bu çalışmalarımızın, bu gayretlerimizin biraz daha şuurlu, biraz daha bilinçli, biraz daha ileri derecede olması icap ediyor. Şimdi tabii ki bir ev hanımının en baştaki görevi sanki yemek yapma imiş gibi, yine bir ev hanımının en baştaki görevi çocuk yetiştirmeymiş gibi, yine bir ev hanımının en baştaki görevlerinden biri efendisine, beyine elinden geldiği kadar en yüksek saygıyı ve itaati göstermekmiş gibi hepinizin bildiği bir takım bilgiler vardır. Tabii ki bu bilgiler yanlış değildir. Ama bu bilgilerin yanına katacağımız çok mühim bilgiler de vardır. İşte bu bilgilerin yanına katacağımız bilgilerden bir tanesi de erkeğin olduğu yerde kadının mutlaka var olması bilgisidir. Eğer erkek gerçekten hakim oluyorsa, doktor oluyorsa, aklınıza gelen her türlü meslek erbabından herhangi birisi oluyorsa, kadınlarımız da artık bu görevleri üstlenecekler. Erkeklerimiz siyaset yapıyorsa, kadınlarımız siyaset yapacaklar. Erkeklerimiz ilim yapıyorlarsa, kadınlarımız ilim yapacaklar. Erkeklerimiz sohbet yapıyorlarsa, kadınlarımız sohbet yapacaklar. Ancak bu şekilde erkek ve kadın arasındaki denge teşekkül eder. Ancak bu şekilde erkek ve kadın arasındaki bilgi eksikliği tamamlanır. Eğer biz bu sahaları sadece erkeklere bırakır, hanımlarımızı, kadınlarımızı, bunlar erkek işidir, bizim işimiz evde yemek yapmak ve çocuğuna bakmaktır diye iki tane önemli vazifeye münhasır kılarsak, o zaman nasıl bilgileneceğiz? O zaman erkeğimizin yanında erkeğimizin üstlendiği görevlere nasıl ortak olup onun yükünü nasıl hafifleteceğiz? Görüyorsunuz ki bir dengesizlik anlatıp ve düşündüğümüz zaman olayın içinde. Öyleyse bugün dünya üzerinde en geçerli ve en görünür olan bir meslek vardır. Bu da siyasettir. Niye siyasettir? Çünkü haklar siyasetle alınmaktadır. Haklar siyasetle alındığı için siyaset çok önemli bir yer tutmaktadır. Ve hanımlarımızın, kadınlarımızın gerçekte nasıl siyasette meşgul olduklarına dair tarihten size bazı misaller vereyim. Mesela bu kaynaşma dursun diye sesimi kestim. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bildiğiniz gibi Hazreti Ömer
hakikaten Müslümanların tanıdığı ve bütün dünya insanlığının hayran olduğu çok büyük bir Müslüman ve çok büyük bir devlet adamı ve adaleti gerçek manada temsil eden ve hakiki manada başarmış bir büyük İslam büyüğüdür. Onun için misali ondan veriyorum. Hazreti Ömer bir gün yine böyle mescitte hutbesini vaaz ederken, konuşurken onun meclisine hanımlar devam ediyordu. Devam eden hanımlara şöyle bir söz söylemişti. O gün Müslümanların ekonomik seviyesi mihir verme hususunda herhalde biraz yetersiz kalıyordu ki Hazreti Ömer mihrin artık gerekli olmadığına dair ve mihrin verilmesinin zaruri ve şart olmadığına dair veya mihri azaltmak üzere hanımlara bir nutuk irad etmişti. Böyle bir hitapta bulunmuştu. Hemen Hazreti Ömer'i dinleyen hanımlardan bir tanesi kalkıyor. Ya Ömer, sen Allah'ın kadınlara hak olarak tanıdığı ve Kur'an'ın şu ayetiyle kaziyeyi muhkeme haline gelmiş, yani kesin hüküm halindeki bu ayetin hükmünü mü değiştiriyorsun deyince hemen Hazreti Ömer o ayeti hatırladı ve şöyle söyledi: bir kadın Ömer'i yendi dedi. Yani mihrin, yani doğuda bunlar tabii çeşitli çeşitli isimlerle söyleniyorlar. Mesela doğuda başlık diyorlar, bazı yerlerde ağırlık diyorlar, bazı yerlerde mehir diyorlar. Asıl ismi mehirdir. Yani kadına erkeğin verdiği ve kendi aralarında anlaştıkları bir maddi destek. Şimdi bunun için anlattım, bunu şunun için anlattım. Görüyorsunuz ki Hazreti Ömer devlet başkanıydı ve bu devlet başkanının haftalık konuşmalarını o gün hanımlar dinlemeye geliyorlardı. Ve kendileriyle ilgili hak ve vecibeleri, kendileriyle ilgili sosyal meseleleri devlet başkanıyla karşılıklı konuşuyorlardı. Bunu yani düşünesiniz, idrak edesiniz ve hakikaten sosyal olayların, sosyal hadiselerin, siyasi hadiselerin dışında kalmayasınız diye söyledim. Demek ki bizim inancımızın en büyük temsilcileri olan bizden önce yaşamış bacılarımız, ağabeylerimiz ve bizden önce yaşamış devlet büyüklerinde biz bu misali gördükten sonra bugün ülkemizdeki hanımlarımızın ve erkeklerimizin haline baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hakikaten Türkiye'de inançlı olan erkekler her yere gittiklerinde kendi inançlarını savunabiliyorlar. Ve inançlarını her yerde savundukları gibi bu inançlarıyla ilgili tebliği de yapabiliyorlar. Yani gidip bir inançsız insana inancın gerekliliğini ve lüzumunu en güzel şekilde anlatabiliyorlar. Hanımlarımıza baktığımız zaman tabii sayıları fevkalade az diyebileceğimiz hanımlarımız müstesna, %95'i bu tür çalışmaların dışında kalıyor. Sebebi işte hanımlarımızın bugüne kadar bir başkaları tarafından artık siz erkeklerin yanında olmalısınız, sizin kitabınız böyle söylüyor, Allah böyle söylüyor, peygamber böyle emrediyor diye söylememiş olmalarındandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gittiği savaşa mutlaka hanımlarından birini yanına alırdı. Bu da gösteriyor ki savaşlara kadar inanan Müslümanların hanımları savaşa kadar erkekleriyle beraber olmuşlardır. İşte bu bakımdan bugün ülkemizde en fazla eksikliğini duyduğumuz husus
inançlı kadınlarımızın, inançlı hanımlarımızın bilgilerini geliştirmeleri ve bu gelişmiş olan bilgileri de etrafa yaymamaları. Yani bildiklerinizle amel edeceksiniz ama bir bildiğiniz bir şey daha var ki sadece namaz kılıp, oruç tutup, zekat vermek değil, mutlaka bildiğimiz o bilgileri inancımız istikametinde inancı zayıf olan veya inançsız insanlara anlatacağız. Yani erkek ve kadın, bütün müminler bununla görevlidirler. En baş görevi inanan hanımların ve inanan erkeklerin inançlarını etraflarına yaymalarıdır. Tabii ki bu yayma esnasında birkaç tane metot var. Bu metotları ben size uzun uzun izah etmeyeceğim. Ama şu vardır, tabii ki insanın en büyük vasfı ve insanlara tesir ettiği en önemli ve en tesirli metot ve husus şudur değerli kardeşlerim. Etrafınıza müessir olabilmek için, etrafınıza tesirli olabilmek için, etrafınızdaki insanlara örnek olabilmek için mutlaka yaşadığınız insanlardan, yani beraber yaşadığınız ya komşu olarak veya mahalle olarak veya vilayet olarak veya ülke olarak beraber yaşadığınız insanlardan mutlaka üstün tarafınız olması lazımdır. Bu üstünlük nasıl olur? Tabii ki bu üstünlük önce ahlakla olur. Onun için hiçbir siyasi partide olmayan bir slogan vardır bizde. Önce ahlak ve maneviyat. Hemen dikkatlerinizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çekeyim. Peygamber Efendimiz'in görevi başladığı zaman, yani Resullük görevini yapmaya başladığı zaman, yani peygamberlik görevini yapmaya başladığı zaman, ne demek peygamberlik görevi? Peygamberlik görevi şuydu: Allah'tan telakki ettiği vahyi, yani Allah'ın kendisine emrettiğini etrafındaki insanlara söylemekti. İşte görevi buydu. İşte bu göreve başladığı zaman Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e öyle şeyler söylediler ki bu söylenen kötü tamamen o günkü insanlar ve topluluklar tarafından evet, çocuğu alın. Kötü kabul edilen bazı şeyler vardı. Onların hepsini Peygamber Efendimiz'e söylüyorlardı. Ben onları söylemeye burada gerek duymuyorum. Ama mesela o cahili topluluk, Peygamber Efendimiz'i hiç sevmeyen o topluluk Peygamberimize hiçbir zaman yalancı diyemiyordu. Çünkü yalan söylemek bir ahlaksızlıktır. Peygamber Efendimiz'e emanete ihanet eder diyemiyordu. Yani Peygamberimiz fevkalade emindi. Hem Peygamberimize inananlar hem de inanmayanlar onun eminliğini tasdik ediyorlardı. Onun doğruluğunu tasdik ediyorlardı. Onun temizliğini tasdik ediyorlardı. Kesinlikle o yalan söylemez diyorlardı. O emindir diyorlardı. Ve kendisini istemeyen insanlar emanetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirip emanet ediyorlardı. Ve hicretinde Mekke'den Medine'ye göç ederken üzerindeki bütün emanetleri hakikaten götürebilirdi. Götürmedi. O emanetleri sahiplerine iade etmek üzere Hazreti Ali Keremullahi Veçhe'yi görevlendirmişti. Bununla şunu demek istiyorum. Demek ki Peygamber Efendimiz çevresine evvela çok üstün bir ahlakla kendisini kabul ettirmişti. Yolumuz aynıdır. Biz de kendimizi çok üstün bir ahlakla çevremize kabul ettirmeye mecburuz. Bugünün inançsız, moda delisi hanımları siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi bu hanımlara sizin yapacağınız hakikaten
samimi bir arkadaşlık veya samimi bir teklif onları belki bir yerde tesir altına alacaktır. Bulunduğunuz çevrede eğer herhangi bir sohbette, herhangi bir toplulukta konuşuyorsanız, eğer onlardan fazla bilgi sahibi iseniz bu onlara tesir edecektir. Yine bulunduğunuz yerde onların bilmediği bir görgü kaidesini onlara gösterirseniz bu onları tesir altına alacaktır. Dedikodu yapmazsanız, yalan söylemezseniz, onu bunu çekiştirmezseniz bu onları tesir altına alacaktır. Şimdi inanan kardeşlerimizin, müminlerin elindeki en yüksek ve en tesirli silah ahlaktır. Ahlakın da en yüksek kuralı öyle sayısız değildir. Sayıları belki 7'yi geçmez. Yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın. Birisi size bir şey emanet etti mi, o emaneti sonuna kadar muhafaza edeceksin. Dedikodu yapmayacaksın, insan öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın. İşte şu 5-7 tane ahlak kuralını biz hayatımıza bir yaşama tarzı olarak seçebilsek, inanın bu moda delisi kadınlar, bu ideoloji delisi erkekler aman yahu diyecekler, bizi artık bu kadınlar, bizi artık bu erkekler idare etsin diyecekler. Bu hale gelmişlerdir. Şimdi bizim dışımızdaki bu inançsız topluluk o hale gelmiştir ki artık birbirlerine itimat edemiyorlar. Birbirlerine güvenemiyorlar. Birbirleriyle olan alışverişlerinde daima kendi menfaatlarını ön planda düşünüyorlar. Ve o hale gelmişler ki tek başlarına yaşamaya, tek başlarına hayatını sürdürmeye mecbur kalmışlardır. Zenginleri sürmenaj oluyor. Zenginleri düşüne düşüne malımı nasıl elimden kaybetmeyeceğim diye düşüne düşüne deli oluyor. Okur yazarları sürmenaj oluyor. Kadınları çeşitli burada söylemeye utandığım hastalıklara müptela oluyorlar. Yani bunlar inançsızlık yüzünden artık dejenere oluyorlar ve yıkılmaya ve cehenneme doğru böyle dört nala koşuyorlar. İşte böyle bir topluluğun içinde sizler bir kurtarıcı, bir irşad edici ve bu toplumun artık en son ümit bağladığı kişiler ve insanlarsınız. Şunu unutmayın ki Hazreti Asiye validemiz, annemiz Firavun'un ailesiydi. Firavun Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da da fevkalade yerdiği ve hepimizin tarihen bildiği çok zalim bir Mısır padişahıydı. Zalimdi. Ama işte bunun hanımı Hazreti Asiye fevkalade ermiş bir evliya kadındı. Görüyorsunuz ki bir Firavun'un hanımı, bir Firavun'un hanımı ermiş evliya olabiliyor. Bunun yanında tabii Hazreti Lut'un hanımı da bir kafirdi, inanmamıştı, inançsızdı. Görüyorsunuz ki bir peygamberin de hanımı inançsız olabiliyor. Bununla ne demek istiyorum? Bununla şunu demek istiyorum. İnançlar zorla kabul ettirilmez. La ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Ne yapılır? Bu inançsız insanlara inanmalarının gereği ve lüzumu anlatılır, izah edilir. Eğer onlar inançsızlıklarında ısrar ederlerse onlardan yüz çevrilir. Onlara düşman olunmaz. Onların hayat hakkını yok etmek bizim hakkımız değildir. Bunun için anlattım. Yani bir Firavun'un hanımı ermiş, bir peygamberin hanımı da değil erme, inanmamış olabiliyor. Bunlar, bu misaller Kur'an-ı Kerim'de verilirken laf olsun diye verilmez. Bunlara mutlaka bir yorum getirmek. Bu yorumla da kendi hayatımızın yönünü ve kendi hayatımızı çizmek için bir yorum getirilir. Bu bakımdan değerli bacılarım, değerli kardeşlerim, tabii biz bir siyasi parti bir mensubuyuz. Burada bir siyasi parti propagandası yapmıyoruz.
Burada doğrudan doğruya inandığımız gerçekleri konuşuyoruz. Ama şu var, inandığımız bütün gerçekleri sanki mecrasını bulmayan bir ırmak gibi, yani yatağını bulamamış bir ırmak gibi, gelişi güzel yerlere akan su gibi bu inancımızın bilgilerini gelişi güzel akıtamayız. Bakınız, ırmaktan niçin istifade edilir? Çünkü ırmak bir mecrada, bir yatakta akar. Yani aktığı yer bellidir, varacağı yer bellidir. Böyle mecrası olan bir ırmağın önüne baraj yapılır. Barajdan elektrik elde edilir, o elektrikle fabrikalar çalıştırılır, evdeki radyolarımız, evdeki bütün elektrikle çalışan vasıtalarımız çalışır, biz ondan istifade ederiz. Ama bu akan koca ırmağın suyunu yatağında ve mecrasında değil de bir gelişi güzelliğe bıraksanız, onun önüne ne baraj yapılır, o sudan ne sulama şeklinde yararlanılır, ne de bir başka şekilde. İşte fikirler de böyledir, inançlar da böyledir. Onu mutlaka bir mecran içine, bir yatağın içerisine dökmek lazımdır ki ondan istifade edilsin, ondan yararlanılsın, o güç haline gelsin, güç haline dönüşsün. İşte siyasi teşkilatlar, siyasi parti teşkilatları bunun için son derece lüzumludur ve lazımdır. Niçin? Çünkü inançları kanalize ediyor, inançları düzeltiyor, inançları güç haline çeviriyor. Tıpkı barajın önündeki barajların içerisindeki aletler gibi inançları güç haline çeviriyor. Bu bakımdan siyasi partileri lanetayin bir siyaset veya bir parti olarak telakki eder, ona gerekli önemi, gerekli ihtimamı göstermezseniz, işte temin söylediğim misalde olduğu gibi bu bilgilerin hepsi dağılır, bu bilgilerin hiçbirisinden istifade edemeyiz. Şimdi görüyorsunuz, televizyonlara bakıyorsunuz. Televizyonlarda neler görüyorsunuz? Filan yerdeki PKK'lı bir anarşist grubunun içinde bakıyoruz, saçları bağlı, ayakları pantolonlu kızlar görüyoruz. Hanımlar görüyoruz. Şimdi bu hanımların orada görülmesi bize bir şey anlatmalı, bize bir şey söylemeli. Yani görüyorsunuz ki onlar inançsızlıklarını, bu inançlı millete kendi görüşlerini kabul ettirmek için silaha sarılmışlar ve bu görüşlerini kabul ettirmek için erkekli kadınlı dağlarda çarpışıyorlar. Dağlarda geziyorlar. Demek ki inançlarını mutlaka bir teşkilatın içinde, gayrimeşru, gayrikanuni de olsa bir teşkilatın içinde ancak güç haline getireceklerine inanıyorlar. Onun için biz meşru olarak bu ülkenin hakiki ve gerçek sahipleriyiz. Yani sizlersiniz. Bu memleketin kurtuluşunda ve bu memleketin hakikaten vatan haline getirilişinde şehit olanların, yani şühedanın analarısınız siz. Öyleyse şühedanın yattığı yeri, hani şühedâ fışkıracak toprağı sıksam şühedâ diyor ya Mehmet Akif. Şühedâ şehit. Bu vatanın toprağı gerçekten öyle bir şehit kanıyla yoğrulmuş ki, hani şuranın bir çamurunu sıksam her çamurundan şühedâ fışkırır, şehit fışkırır diyor. İşte şühedâ yurdu olan bu ülkemizin gerçek sahipleri sizler iken, bugün siz ikinci, üçüncü sınıf insan olarak kabul ediliyor. Başı örtülü kızlarımız üniversiteye giremiyor. Tamamen çarşafının içerisindeki iffet sembolü olan hanımlarımız hor görülüyor, hakir görülüyor. Ve bir takım zibidiler bu ülkenin aydın kadını, bu ülkenin çağdaş kadını kabul ederek ülkenin her yerinde itibar görüyor, saygınlık görüyor, ülkenin her türlü siyasi imkanlarını kullanıyor. Bunun sebebi sizlerin ve bizlerin davamıza layık olduğu şekilde
gerekli olduğu şekilde sahip çıkamamamızdan ileri geliyor. Davamıza sahip çıkacağız. Bir kişi de olsak ve bu yolda öleceğimizi de bilsek, ancak bizim yüzümüzü güldürecek olan ve bizi Allah'ın nezdinde beraat ettirecek olan ve gerçekten cennette her birinizi bir ay parçası gibi genç ve güzel gösterecek olan bu davaya olan bağlılığınız ve sadakatiniz ve bu dava uğrunda gösterdiğiniz fedakarlık ve yüce ahlaktır. Biz hepimiz bunun böyle olduğunu bildiğimiz halde olaya hep böyle bireysel açıdan bakar, bana ne, neme lazım dersek, bir gün o tehlike gelir, sizin kapınızı da çalar. Sizin kapınızı çaldığı zaman siz ne kadar bugünkü fırsatları kullanamadık diye ah çekerseniz çekiniz, artık fırsatlar elden geçmiştir ve mutlaka orada bu tembelliğimizin bir karşılığı olarak o belalara müptela oluruz. Değerli bacılarım, ben sözü çok uzattım galiba. Bazı kardeşlerimiz soru sorabilirler. Bu sorulara da bir cevap payı bırakmak üzere son iki cümleyle konuşmamı bağlamak istiyorum. Şimdi biz bir siyasi partiyiz, fakat öyle bir siyasi parti ki mutlaka sizlerin sinesinde ve gönlünde yatan imanı hakim kılmak, her sokağa, her mahalleye, her şehre ve ülkenin her yerine ve hatta dünyaya hakim kılmak için yola çıkmış insanlarız. Niye bir siyasi partiyiz? Temin söylediğim gibi her inancın, her görüşün bir yolu olmalıdır, bir yatağı olmalıdır. O görüşleri güç haline dönüştürmek için bir siyasi teşkilatız. Şimdi şurada 3 tane üniversiteli kardeşimiz, mutlaka bir dernek kuralım da hanımlarımız oraya gelsinler, haftada bir defa orada sohbet edelim diyorlar. Ama dernek kurmadan böyle bir sohbet imkanı bulamıyorlar. İşte bu da ırmağa akan bir çay mesabesinde, ırmağa akan bir kol mesabesinde bir yoldur. Mutlaka küçük güçler haline gelmek için de böyle bir teşkilata ihtiyaç vardır. İşte onun için bu siyasi teşkilatın İzmir'de güçlenmesi lazım. Sizler her biriniz aynı mahallede değil, farklı farklı mahallelerde oturuyorsunuz. Bu oturduğunuz mahallelerde hem bu inancınızı yayarken bunun mutlaka bir teşkilatın içinde olduğunuzu söylemek suretiyle oradaki kardeşlerimizin hiç böyle tereddüde mahal bırakmadan Refah Partisi'ne üye olmasını sağlayacak şekilde de acele etmeden, yavaş yavaş, sindire sindire, çünkü müminler hem mümineler hem müminler. Aynı zamanda ruh doktoruyuz biz. Bizler ruh doktoruyuz. Ruh doktoru olmak zorundayız. Niye? Biz karşıdaki insanın çiğliğini hemen görürüz ferasetimizle. Biz karşıdaki insanın uç iyiliğinden sudur edecek tehlikeyi görürüz. Allah'ın bize verdiği ferasetle. Hanımlarımız da böyledir, erkeklerimiz de böyledir. Onun için biz ne yapacağız? Onun uç iyiliği gidene kadar sabredeceğiz. Doktorluğumuzu göstereceğiz. Topluluğun, bugünkü hasta topluluğun gerçekten doktorlara ihtiyacı vardır. Yani psikiyatrist diyorlar ya şimdi, hani psikologlar diyorlar ya. İşte müminler asıl psikologlardır. Sizlere ihtiyacı var. Onun için karşınızdaki hastaları gerçek manada tedavi edecek olan sizlersiniz. Bu bakımdan bu çalışmalarımızın, bu gayretlerimizin heder olmaması lazım. Boşa gitmemesi lazım. Bunun için de ne yapacağız? Mutlaka bu teşkilatın güçlenmesini, bu siyasi teşkilatın kuvvetlenmesini temin etmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. İlçe başkanımız muhterem Burhanettin Bey bu konuda sizlere detaylı bilgiler verdi. Ve İzmir'de, İstanbul'a bakın gidiniz, İstanbul'da çok yüksek sayıda kadın üyeleri var Refah Partisi'nin. Ama İzmir'de henüz biz o istediğimiz sayıya gelemedik. Bir çekingenlik var. Bunu atalım. Baştan da söylediğim gibi insanlığın iki yüzü vardır. Bir yüzü erkek, bir yüzü kadındır.
Bunlar lazım-ı gayr-ı mütefarıktır Arapçada. Yani bunlar birbirinden ayrılmayan et ve tırnak gibidir. Biri diğerinden biraz daha üstün değildir. Birisi diğerinden biraz daha ileride değildir. Her birisinin görevi farklı olmakla beraber son derece lazımdır ve birbirini bunlar tamamlar. Birinin olmadığı yerde birisi eksiktir. Kendinizi böyle kabul etmeniz lazım. Allah böyle söylediği için. Bakınız, bu kadınlar kendilerine verilen hakları yetersiz görüyorlar. Feminist kadınlar dediğimiz bir kadın grubu var. Bu feministler şimdi biz kadın haklarını alacağız diye gece gündüz durmadan çalışıyorlar. Tabii ben size şurada anlatacağım çok şeyler vardı. Feminist kadınlar deyince aklıma geldi ama vaktinizi almamak için ondan bahsetmeyeceğim. O kadınlar böyle uğraşırken, haksızlığı, isyanı, anarşiyi hakim kılmak için uğraşırken, siz hakkı, hakikati, güzelliği, manayı hakim kılmak için şöyle bir hareket etmeniz lazımdır. O bakımdan işte herkesin bu hareketi amelidir ve herkes burada ne ektiyse ahirette onu biçecektir. Yani her şey fanidir, ameller bakidir. Sizleri saygıyla...